Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere inanılmaz kolay bu bot patiğin yapımını anlatacağım. Patiğim görmüş olduğunuz gibi 3 motiften oluşuyor sadece. Bakın motiflerim şöyle. Gerçekten o kadar kolay ki yapımı keçe taban üzerine yaptım ben. Siz dilerseniz örme taban olarak da yapabilirsiniz. Evet, böyle 3 motif oluşturuyoruz. Daha sonra 3 motifi birbirine ekleyip taban tığlamamızı yapıyoruz. Kenarına trabzan geçtikten sonra iğne ile ya da tığla birleştirmesini yapıyoruz hanımlar. Ben 37 ve 38 numaralı ayaklar için yaptım. 39 ve 40 numara yapmak istiyorsanız eğer buradan bir sıra çakma tramzan olarak devam edebilirsiniz. Yani motifi büyütebilirsiniz. Benim 37 ve 38 numaralı ayaklar için. Şöyle taban tığlamamı da yaptım. Hazırladım ben çok vakit almasın diye. Şimdi motifi bitirdikten sonra bunun da ayrıntılarını anlatacağım sizlere. İplerim ise bu şekilde patiklik nako pırlanta ile yaptım ben. Siz dilerseniz normal yünlü örgü ipiyle de yapabilirsiniz hanımlar. Bot patiğin daha uzun olmasını istiyorsanız şuraya ikişer motifle, yani şöyle göstereyim. Şu şekilde iki motif daha ekleyerek daha uzun bir bot haline getirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle daha uzun bir bot haline getirebilirsiniz. Bu boy benim için iyi oldu. Yani bu boyda güzel görünüyor. Tabii ki tercih meselesi. Tığlarıma gelince, tığlarım şöyle 2 numarayla ben taban tığlamasını yaptım. Keçe tabanın üzerine tığlamayı yaptım. 2.75 ile ise motiflerim yapıyorum hanımlar. Bu şekilde hemen motifimizin yapımına başlayalım. Evet, şimdi ben iki motifimi hazırladım. Üçüncü motifimi de sizle birlikte yapacağım hanımlar. Sihirli halka üzerine motifimizin başlangıcını yapıyoruz. Bu şekilde çeviriyorum. Ve 2.75 numaralı tığımla örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum hanımlar. Hemen 18 tane ikili trabzan yapıyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirde dahil. Üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, biraz şöyle ipin ucunu çekerek sıkılaştırıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane ikili trabzan yaptım hanımlar. Çekmiş olduğum 3 zincir de dahil buna. Şimdi hemen şu kısa ipimi bu şekilde çekerek sihirli halkamı daralttım hanımlar. Ve daha sonra hemen bir tane düğüm atıyorum. Açılmasın diye. Evet. Hemen bakın 3 zincirle başlamış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batarak bu şekilde kaydırmamı yaptım. Ardından hemen mor rengime geçiyorum.
krem ipimi koparmayacağım. Çünkü o bana dördüncü sırada da lazım olacağı için fazla böyle görüntü kirliliği olmasın, hani ip kopar düğümle o vesaire olmasın diye ipimi koparmayacağım hanımlar. Şimdi mor ipimi bu şekilde krem ilmeğimin içinden geçirip şöyle krem ipimi de çekerek ilmeğimi kısalttım. Mor ipimi de şöyle birazcık uzunca bırakacağım. Çünkü örerken gizleyeceğim onu ben. Evet. Yine 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Yine aynı 3 zincirle başlamış olduğum ilk trabzanın tepesine bir trabzan daha yaptım. Yani iki trabzanım aynı yerde olmuş oldu. Şimdi bundan sonraki sıralarda hanımlar her trabzanın içine iki trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın şu sihirli halkanın ipiyle mor rengin ipini bu şekilde alacağım. Trabzanımın arkasına koyup birlikte öreceğim bunları. Gizleyeceğim yani. İpimi aldım. Bakın hemen yandaki trabzanın içine battım. Bakın bu ipler de şöyle tığımın üzerinde oluyor. Ve bir trabzan. Tekrar ipimi aldım. Yine aynı yere bir trabzan. Yanındaki trabzana geçtim. Yine içine iki tane trabzan yapıyorum. Yanındakine yine iki tane. Yani başlangıçta sihirli halkamın içine 18 trabzan yaptım. Şimdi ikinci sıramda her trabzanı arttırma yaparak toplamda 36 tane trabzan elde edeceğim hanımlar. Bir trabzanımın içine iki kez trabzan yapıyorum. Evet, bakın görüntü bu şekilde. Umarım net görünüyordur. Evet, şöyle. Bakın ipimizi de böyle kaybettik arkada. Tekrar sıradaki trabzana geçtim. Bir trabzan. Hemen aynı yere batarak bir trabzan daha. Evet. Bu şekilde 18 kez işlemi tekrar etmiş oluyoruz. Yani 18 kez her trabzanın içine 2 trabzan yapıyoruz. Toplamda 36 trabzan elde edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sonra bir üst sıraya geçelim. Sıra sonuna geldim. Yine 3 zincir çekerek başlamış olduğum trabzan sıramın tepe boşluğuna batarak kaydırmamı yapıyorum hanımlar. Evet. Şimdi 3. sırama başlayacağım. 3. sıramda pembe ipimle devam edeceğim. Yine aynı şekilde şöyle mor ilmeğimin içinden geçiriyorum ve mor ilmeğimi bu şekilde sıkılaştırdım. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim hanımlar. Bakın başlangıçta 3 zincirle başlamış, yani birleştirme yaptığım ilk trabzanımın tepe noktasına tekrar batıp 2 ilmeğimi topladım. Tığımda 2 kaldı. İpimi aldım. Yine aynı yere batarak 2 ilmeğimi topladım. Sonra 3 ilmeğimi topladım. Yani bu şekilde 3 tane toplama trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir ve 1 tane trabzan atlayıp, bakın 1 trabzanımı atlayıp hemen ikinci trabzanıma bu şekilde bir yarım trabzan yaptım. İpimi aldım. Yine aynı yere batarak yarım trabzan yaptım. Tekrar 2 topladım ve kalan 4 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2. Bir trabzan atlayıp yanındaki trabzana batıyorum.
Yarım trabzan yaptım. Yani iki ilmeğimi topladım. İki tane kaldı tığımda. İpimi aldım. Yine aynı yere batarak iki ilmeğimi topladım. Üç kaldı. Yine aynı yere batarak iki ilmeğimi topladım. Dört ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir, iki zincir. Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Yarım trabzan. Tekrar yarım trabzan. Yine yarım trabzan yapıp ilmeklerin hepsini kapatıyorum. Bir, iki zincir. Bir trabzan atlayıp ikincisine batıyorum. Yarım trabzan. Tekrar aynı yere yarım trabzan ve yine aynı yere batarak önce yarım trabzan, sonra 4 ilmeğimin hepsini topladım. 2 zincir. Evet, 3. sıramda bu şekilde bir atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum. Yarım trabzan. Bakın tığımda 2 ilmeğim var. Tekrar ilmeğimi alıp aynı yere batıyorum. 2 ilmek topluyorum. Tığımda 3 tane kaldı. Yine ilmeğimi ipimi tığıma alıp ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğimi topladım ve kalan 4 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bu şekilde hanımlar, aralarda 2 zincir çekiyoruz mutlaka ve bir trabzan atlıyoruz. Bu şekilde toplamda 18 tane bu şekilde trabzan yapacağız. Şimdi sıramızı bitirelim, tekrar devam edelim. Sıra sonuna geldik. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 tane yaptık. Ve arada 2 zincir çekip bu şekilde trabzanımızın tepe noktasına batıp birleştirmemizi yaptık hanımlar. 3. sıramız da bu şekilde. Şimdi 4. sıramıza, krem rengimize geçiyoruz. Bakın hemen şuradan ipimi alıyorum. Bu şekilde. Artık ben pembe ipimi kesebilirim. Onunla işim kalmadı çünkü. Evet. Krem rengimi, kestiğim kısmı tekrar saklayacağım. Evet hanımlar. Şimdi bakın hemen şu ilk boşluğa, şu görmüş olduğunuz iki zincirle yapmış olduğumuz boşluğa bu şekilde batıp bir tane kaydırma yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim hanımlar. Şimdi şöyle bakın. İlk boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Yanındaki boşluğa 3 trabzan, onun yanındakine 3 trabzan, sonra tekrar 5 trabzan. Bu şekilde artık motifimizin yavaş yavaş köşelerini oluşturmaya başlayacağız. Şimdi 3 zincirimizi çektik. 5 tane trabzan. Zincirimle birlikte 5 trabzan. 3, 4 ve 5. İpimi alıyorum. Arada zincir çekmeyeceğiz. Hemen yandaki çekmiş olduğum iki zincirli boşluğa geliyorum ve 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bakın bunu da arada yürütüyorum. Yine yandaki boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın 5 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan. Evet, ipim aradan çıkmış, onu hemen toplayalım. Şimdi sıradaki boşluğa 5 tane trabzan yapacağız. Bakın hemen şu boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4
ve 5. Evet. Şimdi beşer trabzan yaptığımız yerler bizim köşelerimiz olacak hanımlar. 5 trabzanların orta şu boşluklara yaptığımız trabzan sayısı da 3 oluyor. Şimdi 5 trabzanımızı yaptık. Hemen yandaki boşluğa batıp 3 trabzan yapıyoruz. 2 3. Hemen onun yanındaki bakın boşluğa batıyorum. Yine 3 trabzan. 2 ve 3. Şimdi yanındakine 5 tane 1 2 3 4 ve 5. Evet, bakın 3 tane köşem oluştu. Tekrar 3 trabzan. 1 pardon yanlış yere battım. 2 ve 3. Yanındakine yine 3 trabzan. 2 3. Ve hemen yanındakine 5 trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde tamamlayacağız. Toplamda bu 5 trabzan yaptığımız köşeler 6 olacak. 6 tane yapacağız. Arada dediğim gibi şöyle üçlü trabzanlarımız var. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Sıra sonuna geldik. Bakın 5 trabzanla başlamıştık. Ve hemen yanına 3 trabzan, onun yanına yine 3 trabzan düştü. Bu şekilde sıralamayı tamamladık ve ipi kestim artık. Bu şekilde ilk trabzanın tepesine kaydırmamı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane 5 trabzan yaptık köşelere. Şimdi yine mor ipime geçiyorum hanımlar. Bakın koparmamıştık yine ipimizi. Bu ipimi yine gizleyeceğim. Şimdi hanımlar şöyle bakın. Burada 5 trabzanla başlamıştık bildiğiniz gibi. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzana battım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi bakın bu 5 trabzanın 3. trabzanına geldiğimiz zaman ortadaki tam orta noktadaki 3. trabzanımıza geldiğimiz zaman bakın içine 1 tane trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. İpimi aldım. Tekrar aynı yere batarak şöyle bir boşluk oluşturdum. Bakın 3. trabzanın içine 1 trabzan yaptım, 2 zincir çektim, tekrar 1 trabzan. Şöyle bir V oluşturduk. Şimdi yanında 2 trabzan kaldı. Bunları yine trabzan yapıyoruz. Bu V'lerimiz, boşluklarımız sadece 5 trabzan yapmıştık ya, onların 3. trabzanına olacak şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu aradaki 3 trabzanlarımızı normal birer kez trabzan yaparak devam ediyorum. Her V yaptığımız trabzanların arasında, bakın şurada yapmıştık ya, bunların arasında diğer V yapacağımız yere kadar toplamda 10 trabzan örüyoruz. Evet, bakın. Burada 5 tane trabzanım var. İkisine sık trabzan yaptım. Şimdi bakın 3. trabzanıma geldim. Buraya yine 1 trabzan.
İki zincir tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. İkinci köşemi yapmış oldum. Ve bakın, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on tane trabzan yaptım araya. Şimdi bakın, yine beş trabzanımın üçüncü trabzanına geldim. Yine bir trabzan yapıyorum. Araya iki zincir, tekrar aynı yere batıp bir trabzan daha yapıyorum. Ve yine arada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on tane trabzanımı yaptım. Yine üçüncü trabzana geldim. Bir trabzan, iki zincir, tekrar aynı yere bir trabzan. Evet, bakın bu şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz. Yine toplamda altı tane bu şekilde iki zincir çekerek V yaparak köşelerimizi oluşturacağız hanımlar. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Buraya ve buraya da yine 2 köşe yaparak bu sıramızı da tamamlayacağız. Sıra sonuna geldim. Yine ilk trabzanımın tepe boşluğuna batıp kaydırmamı yaptım ve 1 tane zincir çektim. Evet hanımlar, motifimiz bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi bu 3 motiften böyle güzel bir tane bot patiğimizi elde edeceğiz. Evet, bu şekilde. Şimdi ipimi de keseyim. Evet. Şimdi hanımlar, tabanımı göstereceğim sizlere. Bu şekilde 37 ve 38 numaralı bir tabana şöyle göstereyim. Evet. Bakın, burun kısmından şu orta noktayı buluyoruz hanımlar. En ortada burun kısmında noktayı buluyoruz. Bakın, bu noktanın sağ tarafında 4, sol tarafında 4. Toplamda 8 ve ortadakiyle birlikte toplamda 9 deliğimize 3 kez batıyoruz hanımlar. Şu 9 tanesine 3 kez batıyoruz. Topukta ise şöyle, bakın yine orta nokta şurası. 3 tane sağında, 3 tane solunda. Yani 7 tane. Topukta 7 tane, burunda 9 tane. Şimdi 39 ve 40 numara yapacaksanız burunda 11, topukta kaç taneydi? 7 taneydi. 9 tane yapacaksınız. Burunda 11 ve topukta toplamda 9 deliğe 3 kez batacağız. Ve kalan yerlere ise 2 kez batıyoruz. Şurada bakın, şu ayak içi oyuntusunda herhangi bir yere yine bir tane üçlü batma yapıyoruz hanımlar. Taban tığlamamız bu şekilde. Şimdi ben taban tığlamamın kenarına trabzanla devam edeceğim. Bunun için yine aynı motifimi yaptığım tığla, 2.75 milim tığımla devam edeceğim. Şimdi kamera karşısında bu keçe tabanı yapmak zor olduğu için ben önden yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Nasıl göstereceğim, kameraya çarpacak. Neyse, bir iki tane bu şekilde göstereyim. Şimdi bakın, burada tığlamamızı yaptığımız
saç örgülü kısımlar var gördüğünüz gibi. Bunu sadece dış taraftaki ipine batıyoruz. Bir ipi bize taraf kalıyor. Arka taraftaki ipine. Bakın. Net değil sanırım. Evet, şimdi gösterebilirim. Bakın, ipimizi aldık. Bakın şurada saç örgüsü gibi olan yerin şöyle dış taraftaki tek kat ipine batıyoruz. Ve ikili trabzan yaptık. Yanındakine yine aynı şekilde. Bu şekilde bütün yapmış olduğumuz sık iğnelerin üstlerine birer tane ikili trabzan yaparak komple tabanımızı döneceğiz hanımlar. Bunu da bu şekilde bitirelim. Daha sonra eklemeye başlayalım. Evet hanımlar. Şöyle taban kenarına trabzanlarımı yaptım, bitirdim. Komple etrafını döndüm. Şimdi artık en son şöyle ilk başlamış olduğum 3 zincirli olan yere batıp bu şekilde kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Evet. Bu şekilde bitirdim. Şimdi motiflerimizi birleştirmeye başlayacağız. Şu ipimi saklamayı unutmuşum. Şunu şöyle aralardan geçireyim. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet, fazlalık ipleri daha sonra temizleyeceğim. Şimdi mor ipimi alıyorum. Siz dilerseniz patiğin içindeki herhangi bir renkle de birleştirmeyi yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi patiğimizin ön tarafına gelecek olan motif ve şöyle birleştirmemizi yapacağız. Bakın bu şekilde olacak. Şu ara açık kalacak. Şimdi bakın hemen şurada iki zincirle yapmış olduğumuz V'lerimiz vardı. Bunların ilk trabzanlarına şu şekilde batarak ipimi trabzanların içinden geçirdim. Bu şekilde bir zincir çektim. Şimdi hem buradaki trabzandan hem de onun arkasındaki trabzandan alıyoruz ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde alıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde karşılıklı trabzanları alıp kapatıyoruz hanımlar. Kaydırarak. Çok sıkı yapmıyoruz burayı da. Evet, son bir trabzan. Bu şekilde. Şimdi diğer trabzanımıza geçeceğiz. Pardon, diğer motifimize geçeceğiz. Bakın yine şöyle
Şuradan hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve alttaki motifinde ilk trabzan tepesine batıyorum. Ve bu şekilde kaydırıyorum. Yine sırayla bütün trabzanlarımı aynı işlemi uyguluyorum. Karşılıklı trabzanlara batıyoruz hanımlar. Aynı sıradaki trabzanlar. Sayılar zaten birbirine eşit. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, ekleme işlemimizi bitirdik. Şimdi sıra tabanımıza sabitlemeye geldi. Yine bu şekilde kaydırma tekniği yaparak tabana da birleştirebilirsiniz. Fakat ben iğneyle dikeceğim. Daha pratik ve zahmetsiz oluyor. Evet. Şimdi yeteri kadar ipimi alacağım. Fazla uzun tutamayacağım ipimi çünkü alanım kısıtlı olduğu için. İpin katları ayrıldı. Biraz zor geçecek sanırım. Maalesef. Şimdi ben iğnemi geçireyim ipimi. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet, biraz uğraştırdı ama başardım. Evet hanımlar, şimdi patiğimizin ön kısmına şuradaki tekli motifle dikmeye başlayacağız. Bunun için bakın şu ön motifteki şu uç köşe şuradan başlayacağız dikmeye. Şöyle hemen ortaya getireceğim. Evet, bu şekilde bakın. Ve bütün trabzanları bu şekilde dikerek devam edeceğiz. Bakın şu en köşedeki V şurada. Şimdi ipimi hemen şöyle en orta trabzandan batırıyorum. Şu V'nin de hemen zincirinden batıyorum. Şimdi her trabzana bir trabzan düşecek şekilde. Şöyle bazen trabzan sayıları fazla gelebilir. Onları arada kaydırarak yapabiliriz hanımlar. Sıkıntı yok. Yedirebiliriz yani. Bu şekilde uç noktadan dikmeye başlıyoruz. Yani trabzan sayıları fazla olabilir. Sıkıntı yapmayın. Onu aralarda dediğim gibi yedirerek devam edebilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde. Alt trabzan ve hemen motifimdeki trabzan. Sırayla bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Benim yapmış olduğum sayılarda tam geldi. Fazla gelirse ne yapılır? Aynı yere mesela alttaki trabzan fazlaysa, yukarıdaki trabzan eksik gelmişse aynı yerlere bir iki kez batabiliriz. O yönden bir sıkıntı çıkmayacaktır.
Evet, bakın. Dikişimiz bu şekilde. Hiç belli de olmuyor. Gayet güzel görünüyor. Çok fazla da sıkarak dikmeyelim, çekerek. Kasılır o zaman. Sıradaki trabzanımı. Bakın şu görmüş olduğunuz bütün trabzanları şöyle olacak. Hepsini dikerek devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın buraya kadar dikerek gelelim hanımlar. Şu ekleme noktasına kadar dikerek gelelim. Daha sonra devam edelim. Evet, geldim eklediğim noktaya kadar. Yine devam ediyoruz hanımlar. Bakın hemen şu eklediğim yerden de dikiyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Şimdi kıvrımı şöyle bir düzelteyim. Bu şekilde devam edeceğiz. Burayı da böyle tamamlayalım. Şu noktaya kadar şöyle tabanın oraya kadar bakın şu iki köşemizi de şu köşe yine tabanın orta noktasına gelecek ve daha sonra diğer köşeyi de orada birleştireceğiz. Şu arkayı yine en son kaydırma tekniğiyle kapatacağız hanımlar. Şimdi bu şekilde yine şu noktaya kadar birleştirerek gelelim. Evet, şimdi bakın son köşeme geldim. Böyle ara ara gösteriyorum size. Devam ediyoruz aynı şekilde dikmeye. Hiçbir farklılık yok. Köşeye gelene kadar devam edeceğiz. Kamera karşısında dikmek biraz zor olduğu için ara veriyorum bazen. Evet. Şimdi bakın bu köşeye kadar şöyle dikerek gelelim. Köşede tekrar devam edelim. Evet. Bakın şöyle motifimi komple diktim, bitirdim. Şimdi buradaki motifi ekleyeceğiz hanımlar. Şimdi bakın şöyle birleştiriyoruz. Ve şuradaki köşeden itibaren yine dikmeye başlıyoruz. Yani açıkta olan 1, 2 ve üçüncü köşeden itibaren burayı daha sonra tekrar birleştireceğiz. Şimdi bakın hemen yeni bir trabzanıma batıp şöyle V'nin başındaki zincire batıp iğnemi çıkartıyorum. Ve yine aynı şekilde dikmeye devam ediyoruz hanımlar. Farklı hiçbir şey yok. Şimdi yine bakın biraz önce yapmış olduğumuz gibi buradaki trabzanların hepsini bütün trabzanlara denk gelecek şekilde dikelim, bitirelim. Daha sonra şu arkanın eklemesine geçelim. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz artık. Son birkaç trabzanım kaldı. Bu kadar basit hanımlar.
3 motiften ve bir tabandan harika bir bot patik yaptık. Evet. Bu şekilde bitirmiş olduk. Bakın. Şimdi burayı sıkılaştıralım şöyle. Bir kez daha dönelim. Şurayı, evet. Şimdi içten düğüm atmam biraz zor olacağı için bu şekilde ben bir iki yere batarak şöyle bir sağlamlaştıracağım. Daha sonra ipimi keseceğim hanımlar. Evet. Fazla ipi de artık içeride gizleyeceğim. Evet, bitti. Şöyle fazla ipimizi içeri alalım. Tığımızı sokalım. İlla beni uğraştıracaksınız yani. Böyle. İpler bazen inatçı oluyor ve beni gerçekten uğraştırıyorlar. Ama pes etmeyeceğim. Evet, oldu. Evet, bakın ilk aşamamız bitti. Şimdi şu arkada açık kalan kısmımızı yine tığla kaydırma tekniğiyle birleştirmesini yapalım hanımlar. Dilerseniz burayı iğneyle de dikebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yine karşılıklı uçlardan başlayacağız. Şöyle. Birleştiriyoruz. İpleri daha sonra kaybedeceğiz. İnat etti fakat beni de sinir etti bir o kadar. Gerçekten derdin ne bilmiyorum şu an. Evet, bu sefer olacak sanırım. Tamamdır. Şimdi artık bu şekilde kaydırmamızı yapabiliriz. Tıpkı diğer motiflerimizi birleştirirken yaptığımız gibi karşılıklı trabzanları birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde yapalım hanımlar. Şuradaki V noktalarına kadar birleştirmemizi yapalım. Sonra devam edelim. Evet, arkadaki motifin birleştirmesini de yaptık. Şimdi krem rengi ipimizle şu kenardaki ters sık iğnelerimizi yapacağız hanımlar. Hemen yandaki trabzana batıyoruz. Tığımızı şöyle bir tur çevirip ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Yandaki trabzana batıyoruz. İlmeğimizi buradaki ipim
tekli almışım. Çeviriyorum. Kapatıyorum. Ama ipim kat kat çıkıyor. Neden bilmiyorum. Evet. Yandaki trabzana battım. Bakın bunları fazla sıkıca tutmayalım ki rahat döndürüp tığımızı çıkartabilelim. Çeviriyoruz. İçinden geçiriyoruz. Yandaki trabzana batıp çevirip içinden geçirdik. Bakın bu şekilde bir tur çeviriyoruz ve kapatıyoruz hanımlar. Evet, şimdi bu şekilde bütün kenarlarımızı dönelim. Evet, bakın şöyle buradan başladık. Bu şekilde dört kenarı da dönüyoruz. Yine başlangıç noktasında bitirip birleştirmemizi yapıp ipimizi kopartacağız hanımlar. Evet, şimdi devam edelim. Sıra sonuna kadar bitirelim. Sonra bitmiş halini sizlerle paylaşayım. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bir o kadar da basit. Kesinlikle yapabileceğiniz bir model. Evet, videomun sonuna geldim hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.